Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Derince Limanı'ndan yukarılara doğru çıktığımızda Çene Dağı tüm görkemiyle merhaba der bize. Ve bu görkemli dağ, kalbinde şifalı bir suyu, çene suyunu saklar. Asırlardır tadından, kokusundan ve ününden bir şey kaybetmeyen çene suyu, seyyahları kendine hayran bırakmış, padişahları derinden etkilemiş ve yıllara meydan okuyarak bugünlere gelmiştir. Evliya Çelebi, Kocaeli'ndeki içme suları için çeşmelerde akan suları ab-ı hayat gibidir der. Ama Kocaeli bölgesinin, özellikle Derince'nin sularını öven bir tek Evliya Çelebi değildir. Farklı tarihlerde Derince'ye gelen Avrupalı seyyahlar, bu bölgenin şifalı su kaynağından, yani çene suyundan bahsetmeyi ihmal etmezler. Çene suyu 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olmuştur. 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasr-ı Hümayun'un en önemli bölümlerinden biri de Saat Kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Saffet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çene suyu da bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur. Acebi sözlerim olup çene suyu gibi ihla. Toy sözlerim çene suyu gibi tatlı oldu. Ricam oldur o Hakan-ı Serir-i Mülk ihsana. Dileğim odur o ülke tahtını bağışlayan Hakan'a. Markası. Derince Çene Suyu ve tesislerdeyiz. Başkanım, gururlandırdınız, heyecanlandırdınız. Bize bir anlatın, sizin ağzınızdan Derince Çene Suyu'nu duymak istiyoruz. Çene Suyu'nun tarihi 400 yıllık bir tarihi vardır. 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Şimdi külliyeye gelmesini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. O da bu şişeyi aldı eline, bir cam şişeye koy, öyle getirildi. Ben de emin oldum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ona hazırlık yapıyoruz. İsmini de şuradan alıyor. Suyun çıktığı dağ, dağın ismi Çene Dağı. Dolayısıyla Çene Dağı olduğu için de ismini Çene Suyu olarak bulmuş. Nedir günlük kapasite başkanım? 400 ton kullanıyoruz ama günlük kapasitemiz 700 tondur. 700 ton menbaadan. Evet. İklim değişikliğinin, çevrenin, suyun ne kadar önemli olduğu bir dönemde bilim, teknoloji, sanayi kentinde bir dünya markası Çene Suyu. İsterseniz su medeniyeti tarihi belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Su. Bu iki harften oluşan tek eceli basit kelime, karma karışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegane sebebidir. Ama aynı zamanda su, tıpkı insanın olduğu gibi devletin de yaşam kaynağıdır. Bir toprağın yurt olabilmesi için kanla sulanmadan önce suyla yıkanması gerekir. Binlerce yıl önce suyun yönetimi, suyun depolanması ve kanallarla dağıtımı birçok medeniyetin gelişmesine öncülük etmiştir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Suyun bol olduğu yerlerde uygarlık gelişmiş, medeniyetler refaha kavuşmuştur. Yüce Allah İbrahim Suresi'nin 32. ayetinde, "Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur." diyerek
suyun insanoğlu için vazgeçilmez olduğunun altını çizer. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Derince Belediyesi'nin modern dolum tesislerinde şişelenip dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen çene suyunun, Derince'nin marka şehir olmasında önemi çok büyüktür. Ama çene suyu gibi Derince'nin önemli bir su kaynağı daha vardır. Derince'nin Karagöllü köyünde bulunan tarihi Dümbüldek suyu, sindirim sistemini rahatlatan ve böbreklere iyi gelen şifalı bir su olarak bilinir. Bu su ismini bölgede mezarı bulunan Dümbüldek Dede adıyla anılan zattan alır. Kayın ormanlarının çepeçevre sardığı Dümbüldek suyuna gidiyoruz. Çeşmeden akan şifalı su bizi hoş geldin dercesine usulca karşılıyor. Köylerinizin tarihi 7-800 yıllık bir geçmişe sahip. Her köyde de bir Allah dostu gönül sultanı var. Tıpkı Dümbüldek suyu evliyası gibi. Burası neresi? Sizden bir dinleyelim efendim. Evet, burası da dediğimiz gibi Derince'mizin 7 köylerinden bir tanesi olan Karagöllü köyündeyiz ve Dümbüldek mevkiindeyiz. Burası da dediğiniz gibi Allah dostu Horasan erenleri Dümbüldek dedenin mezarının bulunduğu bölüm ve burada ayrıca bir su var. Bu su da hem şifalı su, yani insanların böbrek hastalıklarına ve mide hastalıklarına iyi gelen, gerçekten toplumun genelinde duyulan ve bilinen bir su. Burası böyle mesir alanı olarak yapıldı. Büyükşehir tarafından geçen dönemlerde yapılmıştı. Şimdi Derince Belediyesi olarak bizler de sahip çıkıyoruz. Şimdi şifalı Dümbüldek suyunun adını merak ettiğinizi biliyoruz. Dümbüldek, koyun ya da keçilerin boynuna asılan çanların adı. Rivayet o ki, bölgede çobanlık yapan ihtiyar bir zat, yanındaki arkadaşı hastalanınca ona su getirmek için kap bulamamış, keçinin boynundan aldığı Dümbüldek'te arkadaşına su taşıyan ihtiyar zata o günden sonra Dümbüldek'te de o suya da Dümbüldek suyu denilmiş. Herkes tarafından bilinen bu şifalı su İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinden gelen insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesiyle birlikte mescit ve kır bahçesi de yapılarak vatandaşların burada güzel vakit geçirecekleri bir alan sunulmuş. Başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa şifalı olduğu söylenen Dümbüldek suyundan Derince Belediyesi herhangi bir ücret almıyor. Horasan ereni Dümbüldek'te de buraları vatan yapan Dümbüldek suyunu bulan Arifi Billah bir Allah dostu. Bu bölgede iki ayrı evliya türbesi daha var. Ali Hocalar Türbesi ve Nebi Hoca Türbesi. Bu iki Horasan ereni evliyanın Dümbüldek Dede ile kardeş olduğu rivayet ediliyor. Su için gelenlerle söyleşi yaparken zamanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yapan Cahit Turan'la karşılaşıyoruz. Onun da şifalı Dümbüldek suyu hakkında görüşlerini alıyoruz. Dümbüldek suyunu aslında 2 yıl önce öğrenmiş olduk. Bir defa geldik, suyun tadını aldık. Şimdi fırsat buldukça bu sudan nasiplenmek istiyoruz. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.